Koronavirüsten dolayı 72 kişi daha hayatını kaybederken 2017 yeni hasta tespit edildi. Toplam vefat sayısının 10.000'e yaklaştığı salgında şu ana kadar 315.000 kişi iyileşti. Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, özellikle İstanbul'da bulaş zincirinin çok arttığını belirterek hane halkı dışındakilerin eve alınmaması, zorunlu haller dışında evden çıkılmaması çağrısı yaptı. Özlü bu tedbirlerin birer tercih değil, yurttaşlık görevi olduğunu vurguladı. Karikatürünü paylaşarak terörist ifadesini kullanan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin başkanı Geert Wilders'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var, haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizm de, nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok, dedi. Malatya'da partisinin ilk kongresinde konuşan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne de seslenerek "Bazı ABD'liler İlham kardeşimi arıyor, sizin yanınızda kimin olduğunu biliyoruz, Türkiye var. Yeri geldiğinde yaptırım uygularız," diyor. "Yaptırımın neyse geç kalma, yap. Biz F-35 için adım attık, para ödedik, vermediniz, bizi tehdit ettiniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz," diye konuştu. T24'te Murat Sabuncu ile yaptıkları programda muhalefet güçlü olmadığı için iktidar seçim mecburiyetinde hissetmiyor kendisini diyen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2023 seçimlerinin normal zamanında olacağını sanmıyorum. 2022 yılına geldiğimizde evet erken seçim olabilir değerlendirmesinde bulundu. Ankara'nın AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Can, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşini öğretmen atamalarında torpil yapmakla suçladı. Oda TV'nin haberine göre bir tayinin izini süren ve işin bakanın kardeşi Hamdi Selçuk'a uzandığını öne süren Başkan Can, "Kardeşim bakanlığı bakan mı yönetecek, kardeşim yönetecek," dedi. Kurye Mehmet Ali İbi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Tayfun Şe, mahkemedeki sorgusunda kız arkadaşına sipariş ettiği ayakkabıların gecikmesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını söyledi.